Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan her hafta düzenlediği basın toplantısında kameralar karşısına geçiyor. Başkan İlhan'ın bu haftaki gündemi ise Van'da israfa dönüşmüş olan yatırımlardı. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu haftaki gündemimiz... Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan her hafta düzenlediği basın toplantısında kameralar karşısına geçiyor. Başkan İlhan'ın bu hafta gündeminde Van'da israfa dönüşmüş olan yatırımlar vardı. Van... Özellikle deprem sonrasında Edremit'te, işte Supan Mahallesi'nde adliye lojmanları 5 blok halinde 130 daireden ultra lüks bir şekilde inşa edildi. İnşaat tamamlandıktan sonra hakim ve savcılar güvenlik nedeniyle bu lojmanlara yerleşmedi ve 2017 yılında İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredildi. Şu anda hali hazırda bu binalarımız çürümeye terk edilmiş ve birçok işte kapı, pencere vesaire içeride yapılan birçok şeyin de çalındığını ne yazık ki şahit olmaktayız. Bugün kullanılamaz bir halde yapı israf olmuş şekilde durmaktadır. Yine Cumhuriyet Caddesi üzerinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında yapımına başlanan Van City AVM 2020 yılında faaliyete geçmiş. Fakat her ne hikmetse içerisindeki birçok problemden dolayı bugün atıl bir şekilde ilimizin en merkezi noktasında durmaktadır. Yapılan yanlış işlerin bedeli sebep olanlardan tahsil edilmesi gerektiğini belirten İlhan, yetkilileri göreve çağırdı. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak açıkça ifade etmek istiyoruz ki, gerek ilimizde olsun, gerek bölgemizde olsun, ülkenin her neresinde olursa olsun, göz göre göre yapılan bu yanlış işlerin bedelinin mutlak surette ödetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarına göreve davet ediyoruz. Yapılan yatırımlar konusunda mutlak surette incelemeler başlatılmalıdır. Bu yapılanların hesabı mutlak surette verilmelidir.